Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. 2018'in son haftasında gündem sınırımızdaki yeni durum, yeni konjonktür. Amerika Suriye'den çekiliyor, çekilmekle kalmıyor. Trump'ın cümleleriyle Amerikan askerleri eve dönüyor. Yanı başımızda tam 7 yıldır süregelen kaos bitecek mi? Umutlar, beklentiler bu yönde ama sınıra yığılan on binlerce ton ağır silah, eğitilip donatılan binlerce terörist ve o teröristlere sahip çıkmaya karar veren yeni kuklacıların varlığını göz ardı etmemek gerekiyor. Türkiye'de aslında tam da bunu yapıyor. Her bir hamlesi düşünülen zor bir satranç oyununa dönmüş durumda Suriye meselesi. Esad, Amerikasız yeni Suriye'de kendine yer edinme çabasında. Fransa öyle, İsrail öyle, elbette İngiltere'yi, Rusya'yı ve İran'ı da unutmamak lazım. Başkan Erdoğan bugün işte tüm bu satranç hamlelerini gören cümleler kurduğu, önemli bir konuşmaydı yaptığı, vurgusu Suriye'nin gerçek sahipleri. Yani nesiller boyu orada doğup büyümüş halklarda, Arap, Türkmen ve Kürt halklarından özellikle bahsetti Başkan Erdoğan. Terör örgütünün zulmüne terk etmeyiz dedi. Erdoğan konuşmasında sadece Suriye değil, Irak'a, özellikle de PKK'nın yeni kandili olma yolunda ilerleyen Sincar'a da vurgu yaptı. Türkmenler zaten öz kardeşlerimiz. Elbette onların güvenliği ve huzuru bizim meselemiz. Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK-PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz. Aynı şekilde Arap kardeşlerimizi PKK-PYD'nin eline terk etmeyeceğiz. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için bir kez daha net konuştu. Suriye'deki Arapların güvenliği ve huzurunu kendi meselemiz olarak görüyoruz. Kürtlerin sorununu kendi meselemiz olarak görüyoruz. Şu anda biz Suriye'de niye varız? Oradaki Arap kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade için. Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade için. Yoksa terör örgütlerinin değil, onun için oradayız. Başkan Erdoğan, engelli ve devlet korumasında olan gençlerin atama töreninde konuştu. Bugün Suriye'de yaşanan zulmün tek sebebi, Suriye halkının kimi yerde Sünni diyerek, Şii diyerek, kimi yerde Arap diyerek, Kürt diyerek, Türkmen diyerek paramparça edilmiş olmasıdır. Esaretin de, sefaletin de sebebini kendi içimizde aramadıkça bu manzarayı değiştiremeyiz. Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatlarının önemini hatırlattı. Bugüne kadar 300 bine yakın Suriyeli evlerine döndü. Peki nereye gitti bu insanlar? Sadece Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere gitti. Son sözleri Sincar'a yönelikti. Sincar aynı şekilde o da güvenli hale gelecek. Oraya da gerekenler yapılıyor. Demek ki Suriye'de mesele Arap meselesi, Kürt meselesi, Türkmen meselesi değildir. Suriye'de mesele özgürlük meselesidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesidir. Hayırlı olsun diyoruz. Ve günün haberi aslında görüntüsü Amerikan askerinin kademeli ve ağırdan da olsa Suriye'den çekilmeye başlamasıyla birlikte tüm gözler artık sıfır noktasında olup bitenlere çevrilmiş durumda. Ama sadece Fırat'ın doğusuna değil batısına da bu sabah erken saatlerde beklenmedik bir gelişme oldu. Herkes Fırat'ın doğusunda hareketlilik beklerken haber ve görüntü nehrin batı kıyısından geldi. Türkiye'nin eğitip donattığı Özgür Suriye Ordusu güçleri 200 araçlık mühimmat yüklü bir konvoyla Münbiç'e hareket etti. Bu önemli bir haber. Önemli çünkü bu hamle Türkiye'nin sınırda bundan sonra nasıl bir stratejiyi hayata geçirebileceğinin ipuçlarını veriyor. ATV Haber ekibinden Mehmet Sabri o sevkiyatı yakından izledi. Sadece ATV Haber'e özel görüntülerle Münbiç sınırında bu sabah yaşananlara şimdi yakından bakalım. ...200 zırhlı araç, 3000'den fazla Özgür Suriye Ordusu askeri.
Hepsi Fırat'ın doğusuna, terör örgütünün kalbi Münbiç'in sınırına konuşlandı. 2018. Araçların tamamının üzerinde ağır silahlar olduğunu bir kez daha belirtelim ve araçları kullanan ve silahların başındaki askerlerin tamamı da aylarca bordo bereli olmak için özel kuvvetler timinde yer almak için eğitim aldılar. Amerikan askerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesiyle bölgede hareketlilik arttı. Özellikle de Fırat'ın batısında yer alan Münbiç'te. Münbiç sınır hazır. Talimat bekledim Cumhurbaşkanım. Münbiç teröristemiyiz inşallah. ÖSE'ye bağlı Hamza Tümen'in de hazırlıklar sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon öncesinde Özgür Suriye ordusuna bağlı birlikler araçlarını çamura bulayarak kamuflaj yapıyor. Çok namlulu roket atar ve ağır silahlarla donatılmış onlarca arazi aracı konvoy halinde yola çıktı. Münbiç'e doğru yol alan sadece Özgür Suriye ordusu birlikleri değildi. Amerikan askerinin çekilmesiyle korkudan ne yapacağını şaşıran teröristler de Esad'a sarılmış durumda. Kentin kontrolünü devralması için rejim Münbiç'e davet edildi. Mehmetçiğin ve Özgür Suriye ordusu birliklerinin eli tetikte. Teröristlerin bölgeden temizlenmesi için Ankara'dan gelecek emir bekleniyor. Harekatın Elbap üzerinden açılacak cepheden başlayacağı tahmin edilirken bir yandan da sınıra sevkiyat sürüyor. Kilis'teki askeri hareketlilik hız kazandı. Şu anda zırhlı personel taşıyıcı araçlar Kilis'ten geçerek Gaziantep istikametine doğru seyir halindeler. Ve yine ATV Haber'e özel bir diğer görüntü. Görüntü bu kez Çankırı'dan. ATV Haber ekibinden Recep Doğru oradaydı. Şimdi o görüntüyü izleyeceğiz. Çankırı'da bulunan askeri birlikler hazırlıklarını tamamladı ve tırlara, vagonlara yüklenen ZPT araçları şu anda hazır bir şekilde yola çıkmayı bekliyor. Evet, ZPT yani zırhlı personel taşıyıcılardan bahsediyoruz. Sınıra gittiği net ama nereye gittiği tam olarak açıklanmıyor. Büyük bir trenden bahsediyor. Çok uzun. Güvenlik kaygısıyla tabii bu söylenmiyor. O ZPT'leri yakında sınır ötesinde de görebiliriz. O notu da mutlaka düşelim. Ve Recep'e tekrar kulak vereceğiz şimdi. Anlatmaya devam edecek muhtemelen bize. Çünkü çok büyük bir konvoydan bahsediyoruz. Elbette, evet. Recep'i duyalım çocuklar. Birlikler hazırlıklarını tamamladı ve tırlara, vagonlara yüklenen ZPT araçları şu anda hazır bir şekilde yola çıkmayı bekliyor. Evet. Büyük bir konvoydan bahsediyoruz. Tekrar edelim. Sınıra zırhlı yığınağı yapıyoruz. Bize düşen elbette şu noktadan itibaren yolunuz açık olsun demek. Mehmetçiğimiz kısa bir süre içerisinde operasyona başlayabilir ama tekrar ediyoruz. Nereye gittiği net değil ZPT'lerin. Güvenlik nedeniyle açıklanmıyor ama biz buradan yolunuz açık olsun diyelim şimdiden. Gözler Fırat'ın doğusuna çevrilmişti. Operasyon Fırat'ın batısına, Münbiç'e başladı. Neden önce Münbiç? Strateji değişti mi? Bundan sonra ne olacak? Sorular ve cevaplar. Birazdan ATV Ana Haber'de. Münbiç'te olanları aktardık. Bir de son dakika bilgisini paylaşalım Münbiç'le ilgili. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın az önce açıkladı. Amerika'dan bir askeri heyet gelecek dedi. Münbiç'ten çekilmenin takvimi ve şekli muhtemelen o heyetin temasları sonucundan netleşecek. Çünkü Amerika'da da önemli bir toplantı vardı dün gece itibariyle. Yani bizim aslında sabah saatlerimize denk geliyor. Şu ana dek Münbiç'i konuştuk hep ama biliyorsunuz Münbiç Fırat hattının batısı, tekrar vurgulayalım. Türkiye'nin asıl hedefi ve hazırlığı ise Fırat'ın doğusu ve çok yoğun bir hareketlilik var o bölgede. Kim, nereden, nereye, nasıl, ne zaman çekildi, çekilecek, sahadaki hareketliliğe bakarak bunu anlamak çok zor. Net ve kesin olan tek şey Amerika'nın çekilme kararıyla ortada kalan terör örgütü. Tüm gücünü kuzeye, Türkiye'nin muhtemel operasyon sahasına kaydırıyor terör örgütü. Bir yandan da yeni provokasyonlar planlıyor. Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekme kararıyla ortada kalan terör örgütü çok yönlü bir provokasyona girişti.
Kuvvetlerinin önemli bir bölümünü sevk ettiği Deir ez-Zor'dan kuzeye, Türkiye'nin muhtemel operasyon sahasına kaydırmaya başladı. Böylelikle DAEŞ, yenilgiye uğradı ve hakimiyetini kaybettiği bölgede yeniden manevra alanı kazandı. Meşruiyetini sözde DAEŞ'la mücadeleye borçlu olan terör örgütü YPG'de, bakın biz olmasak DAEŞ geri gelir deme şansı yakaladı. Nitekim bu sığ algı operasyonu bazı batılı başkentlerde şimdiden etkili oldu. DAEŞ tehdidine karşı YPG'nin hala kullanışlı bir enstrüman olduğunu düşünen Fransa, Trump'ın çekilme kararını eleştirdi. Amerika'yı da güvenilmez bir müttefik olmakla suçladı. YPG'li teröristlere güvenliğinizi biz sağlayacağız garantisi veren Fransa, Suriye'deki askerlerini de sahaya sürdü. Fransız özel kuvvetlerinden sonra kara kuvvetlerine bağlı keşif timleri eş zamanlı olarak hem Münbiç'in kuzeyinde Sajur Nehri Havzası'nda hem de Fırat'ın doğusunda Tel Abyad'da ve Ras El Ayn'da devriye atarken görüldü. Terör örgütünün algı operasyonlarıyla hedeflediği bir başka aktörse Esad rejimi. Türkler geleceğine Esad gelsin diyen teröristler Haseke'de ve Kamışlı'da rejim bayraklarıyla gösteri yaptı. Suriye'nin kuzeyinde kontrolü Esad'a bırakmayı teklif etti. Pazarlık devam ediyor. Şimdi bir yanda Suriye sınırını konuşuyoruz, bir yanda da Irak sınırını. Sadece konuşmuyoruz, vuruyoruz da. Son 72 saattir aralıksız hava harekatları var Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına. Bu sabaha kadar öldürülen terörist sayısı 14'tü. Bu sabah Hakkuk ve Zapa yeni operasyon yapıldı. 6 terörist daha öldürüldü. En yeni operasyonla birlikte son 3 günde öldürülen terörist sayısı 20'ye yükselmiş oldu. Şimdi hep söylüyoruz, yine söyleyelim, gündem alev alev sınırda Fırat Nehri'nin batı yakasında yaşanan hareketlilik günün manşeti. Az önce izledik, Fırat'ın doğusunda da hareketlilik var, hatta daha doğuda Irak'ta da. İki soruya cevap aradık bu kez. Neden önce Münbiç'e operasyon yapılıyor ilk sorumuz? Ve ikincisi, peki ya bundan sonra? Bundan sonra ne olacak? Soruları Abdullah Har ve Mesut Hakkı Caşin'e yönelttik. İşte cevapları. Hem yığınaklarında hem de pozisyonlarında bir hareketlilik gözlüyoruz. Benim tanımıma göre bu eve dönüş barış projesidir, barış harekatıdır. YPG PKK'nın burada bir yoğunlaşma ortaya koymaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye daha önce planlarını yapmıştı. Benmemişle ilgili bir konsantrasyon gördük ama Türkiye açısından konsantrasyon veya harekatın olası alanları sadece Münbiç değil. Bu şu demek, PKK artık Münbiç'te kaybediyor. Bir, bu bölgenin silahsızlandırılacağı. İki, PKK'nın bölgeden geri çekileceği ve bölgenin Münbiç yönetiminin bölge halkına verileceği konusunda ortak bir mutabakat sağlanmıştı. Askeri harekattan ziyade bir işgal harekatı olmadığını bütün dünyaya buradan bir hukukçu olarak belirtmek isterim. Bu Türkiye'nin bir, bölgesel güçten küresel güce geçtiğini ve küresel güçte muhatabımız Amerika ile beraber terörle mücadelede ortak hareket edebileceğini somut, hukuka uygun ve en önemlisi bir şekilde terör örgütlerine ders verecek şekilde yeni bir gelişmedir, denklem değişmiştir, kartlar yeniden kuruluyor. Suriye'nin güneydoğusuna, Irak'ın güneybatısına ve Ürdün sınırına kadar uzanacak bir işbirliğinden bahsediyoruz. Nasıl gelişir, nasıl şekillenir hep beraber takip edeceğiz. Ama açıkçası IŞİD deyince, IŞİD'in etkisinin ortadan kaldırılması deyince hemen akla Cezre ve Badiye gelir. Yani Suriye çölü ve Irak çölü gelir. Ve oradaki mescun mahalleler gelir. Amerika çekiliyor. Herkes aynı soruyu soruyor. O silahlar ne olacak? Pentagon'dan açıklama var. Birazdan ATV Ana Haber'de. Ve tabii hepimizi merak ettiği soru Pentagon'a da soruldu. Gelen cevabı az sonra aktaracağız ama önce yine Amerika'dan önemli bir notu aktaralım. Ankara ile Washington arasındaki ilişkiler Trump'ın Suriye'den çekiliyoruz açıklamasının ardından boyut değiştirdi. Erdoğan ve Trump o günden bu yana üst üste telefon görüşmesi yapıyor. Son görüşme dün geceydi.
İki lider bu kez nispeten daha uzun bir görüşme yaptı. Hem Münbiç'i hem de Fırat'ın doğusunu konuştular. Görüşmenin özetini ise Amerikan Başkanı Twitter üzerinden anlattı. Türkiye DAEŞ'in kökünü kazımak için ne gerekiyorsa yapacak, Erdoğan söylediğini yapabilecek biri dedi. Trump açıklamasında askerlerimiz eve dönüyor mesajını da verdi. Erdoğan söylediğini yapabilecek biri. Bu sözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ait. Ülkesinin Suriye politikasını sil baştan değiştiren Trump, o tarihi kararın ardından neredeyse gün aşırı Türkiye ile temasta kaldı. Başkan Erdoğan'la iki kez telefonda görüştü. Son telefon görüşmesinde de yine Amerikan askerlerinin Münbiç'ten çekilmesi gündemdeydi. Başkan Erdoğan, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi sonrasında bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için Ankara ile Washington arasında eşgüdüm için mutabık kaldıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamayla yetinmedi. Kendisi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Türkiye, Suriye'den, DAEŞ'tan geri kalanların kökünü kazımak için ne gerekiyorsa yapacağı konusunda beni güçlü bir şekilde bilgilendirdi diyen Trump, Erdoğan söylediğini yapabilecek biri diye de ekledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin ardından terör örgütü PYD-YPG'ye destek vermişti ve Türkiye'ye hakaretler yağdırmıştı, hatırlayacaksınız. Bugün Netanyahu'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir yanıt var. Çavuşoğlu buraya da yazdık. PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği diye başladığı cümlesini ikisi de bebek katili diye bitirdi. Netanyahu'nun başı ülkesinde de dertte. Onu da not olarak ekleyelim. İsrail erken seçime gidiyor. PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği her ikisinin de bebek katili olmasıdır. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu PKK'ya sahip çıkıp Türkiye'ye hakaret etti. Haddini aşan Netanyahu'ya tokat gibi yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği her ikisinin de bebek katili olmasıdır. Ellerinde binlerce Filistinli'nin kanı olan Netanyahu, Amerika'nın Suriye'den çekilme kararının ardından terör örgütü PKK'nın hamiliğine soyundu. Netanyahu son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla, PKK-YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istiyorlardı. Suriye'yi bölme planı suya düşen Netanyahu'nun ülkesi İsrail'de de başı epey dertte. Çünkü hakkında rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları yürütülüyor ve yargılanması isteniyor. Bu iddialara Netanyahu'nun iktidar ortakları da kayıtsız kalmadı. Koalisyon partileri aldıkları ortak kararla İsrail'de gelecek yıl Kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin Nisan ayına alındığını ilan etti. Belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenler de zehirlenerek ölür. O sözleri üzerine soruşturma açılmıştı. Metin Akpınar sabah erkenden polis eşliğinde savcılığa götürüldü. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına. Son durum birazdan ATV ana haberde. Ve o soru ve cevabında sıra. Amerika Suriye'den çekilme kararı aldıktan sonra herkesin aklına o soru geldi. Peki o silahlar ne olacak? Soru Pentagon'un sözcüsü binbaşı Sean Robertson'a da soruldu dün gece. Robertson tam olarak eveledi, geveledi. Soruya net bir cevap vermedi, veremedi. Terör örgütüne verilen silahların akıbeti soruldu. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson ne cevap vereceğini şaşırdı. Soruyu geçiştirmeye çalışan sözcü yazılı açıklama yapmak zorunda kaldı. Amerikan yönetimi DAEŞ'la mücadele bahanesiyle bugüne kadar 22.500 tır ve 5.000 uçak dolusu silah ve mühimmatı terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kan kardeşi PYD-YPG'ye teslim etti.
60 bin kişilik orduya yetecek bu silahlar arasında tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, tank katili Javelin füzeleri, farklı modellerde anti-tank füzeleri ve uçak savarlar var. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, DAEŞ'la mücadelenin bitmesinin ardından bu silahları toplayacağını duyurmuştu. Amerika'nın DAEŞ'ın yenildiğini ve askerlerin ülkelerine geri döneceğini ilan etmesiyle birlikte terör örgütüne teslim edilen silahların akıbeti bir kez daha gündeme geldi. Ne var ki Pentagon sözcüsü soruyu duyunca ne diyeceğini bilemedi. Yanıtı yazılı verdi. Ama o yazılı açıklama kafaları daha da karıştırdı. Açıklamada Suriye Demokratik Güçlerine verilen silahların sınırlı görevlere özel olduğu belirtildi ve DAEŞ'ı yenilgiye uğratma hedefine ulaşmak için terör örgütüne kademeli olarak verildiği vurgulandı. Silahların toplanıp toplanmayacağı, toplanacaksa da ne zaman toplanacağı soruları ise yanıtsız kaldı. Güne damgasını vuran 3 operasyon haberiyle devam edelim şimdi. İlki Mersin'den. İlginç bir operasyon vardı bugün Mersin Limanı'nda. İlginç çünkü operasyon Amerika'dan gelen lüks bir otomobile yönelikti. Görüyorsunuz New Jersey plakalı bir otomobil. X-ray'den geçerken uyarı verdi. Dedektör köpek tarafından arandı hemen. Ve otomobilin yedek lastiğinin bulunduğu alanda Uzi marka tam otomatik bir suikast silahı ile geçirildi. ATV Haber ekibinden Mehmet Miras'ın görüntüleriyle izleyelim. Amerikan kargo gemisiyle gelen lüks otomobilden İsrail yapımı suikast silahı çıktı. PKK'nın üst düzey yöneticilere yönelik olası saldırısı son anda önlendi. Amerika'dan gemiyle gelen konteynerda eşya olduğu yazıyordu. X-ray'den geçirilip de içinde 3 araç olduğu belirlenince konteyner açıldı ve araçlar teker teker arandı. Çek. Bu lüks otomobilde dedektör köpeğin hassasiyet gösterdiği yedek lastik bölmesinde İsrail yapımı Uzi marka tam otomatik makineli tabanca ile geçirildi. Suikast silahının şarjörü yoktu. Mersin limanına gelen suikast silahı yakalanmasaydı PKK terör örgütüne gidecekti. PKK'nın bu silahla üst düzey yöneticilere suikast hazırlığı yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor. Üç operasyon demiştik. Operasyonlardan bir diğeri Adana'da polis DAEŞ operasyonu düzenledi bu kez. Eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı. Yakalanan terörist Reyna katliamını yapan teröristin ev arkadaşı. Reyna saldırganının ev arkadaşı eylem hazırlığındayken yakalandı. DAEŞ'lı terörist Abdülkadir Maşaripov 1 Ocak 2017'de Reyna'ya silahlı saldırı düzenlemişti. 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının hemen ardından aynı evde kaldığı yakın arkadaşı Mısır'a kaçtı. Kısa süre önce de sahte pasaportla Türkiye'ye döndüğü belirlendi. Adana polisi zanlıyı adım adım takip etti. Yakalandığında üzerinden sahte kimlik çıktı. Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen zanlı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ve bir diğer operasyon bu kez bir FETÖ operasyonu. Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine eş zamanlı baskın vardı bu sabah. Operasyonda dikkat çekici mesele gördüğünüz gibi sarı yeleklerdi. Çıkar mısınız? Gazetecilere saldırdı. Evinde yakalanan sarı ve turuncu yelekler için yorumuysa akıllara zarardı. Ben Dünya Çevre Örgütü üyesiyim, yelekler de oradan dedi. Bursa polisi FETÖ'nün hücre evlerine baskın yaptı. O adreslerden biri örgüt üyeliğinden meslekten ihraç edilen bir öğretmene aitti. Evde Paris'i karıştıran sokak olaylarında eylemcilerin kullandığı sarı ve turuncu yeleklerden 28 tane bulundu. Çıkar mısınız? FETÖ'nün sarı yelek eylemini Türkiye'ye taşımak istediği açıkça ortadaydı. Gözaltına alınan öğretmenin eşi ise yeleklerin üyesi olduğu Dünya Çevre Örgütü'nden geldiğini iddia etti. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Evlerinde ise sadece bu yelekler değil, yüklü miktarda para da çıktı.
Ve 25 Aralık kumpası davasıyla devam edeceğiz. Karar bugün açıklandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan karar uyarınca sanıklar Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mahir Çakallı, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Hali hazırda tutukluluk halleri devam eden o kişiler, hainler, ağırlaştırılmış müebbet hükümleri gereğince cezaevinden çıkamayacak. Bugüne dair önemli bir not. Ve bir başka bugüne dair önemli bir not yine yargı cephesinden. Hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin televizyon kanalı Halk TV'de bir program vardı. Tiyatrocular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar. O programda darbeyi çağrıştıracak cümleler kurmuşlardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki isim hakkında bir soruşturma başlattı. Bu sabah saatlerinde de o soruşturmaya ilişkin bir gelişme oldu. Hem Müjdat Gezen hem de Metin Akpınar. Polis eşliğinde adliyeye gitti. İfadelerine başvuruldu. İşte sonrası. Belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür. Savcı Bey'i çağırdılar, ifade vermeye gidiyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Halk TV'de darbeyi çağrıştıran bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açıldı. Belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonları yaşayabilir. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik suçundan adliyede ifade verdi. Yapacağız işte, ifade vereceğiz, çıkacağız. Birkaç gün önceydi. Akpınar ve Gezen Halk TV'nin konuğuydu. Belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür. Belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonları yaşayabilir ama. Tehditler bununla da bitmedi. Kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gitti, onu da söyleyeyim. Adnan Menderes'te bir ay sonra randevu almıştı, ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı skandal sözler üzerine harekete geçti. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik suçundan soruşturma başlatıldı. İkili sabah saatlerinde polis gözetiminde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne ifadeye götürüldü. Savcı Bey'i çağırdılar, ifade vermeye gidiyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Şimdi gideyim çıkayım da sonra konuşalım. Gezen ve Akpınar savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İfadeleri alınan iki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP ile devam edelim. Genel merkezde sıra dışı bir eylem vardı bugün. İstanbul ve İzmir'den Ankara'ya gelen bazı partililer CHP'li belediyeleri protesto ettiler. Yolsuzlukları şikayet ettiler. Ne var ki? Ünlü çizgi roman Red Kit'i biliyorsunuz. Red Kit'le tanıdığımız Dalton kardeşler kostümüyle CHP Genel Merkezi'ne buluşan partililerin sesi yönetim katına ulaşmadı. Dinlesinler bu kadar kişiyi. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Malı götürdüler. CHP'yle zaten ilişkimizi kestik. Yok. Onu onlardan bize bir fayda gelmez. Onlar ancak zenginleri kayırıyorlar. Dünyanın en meşhur hırsızlarının çizgi film karakterleri Daltonların kıyafetlerini giydiler. Ama seslerini bir türlü genel merkeze duyuramadılar. CHP Genel Merkezi MYK toplantısı öncesinde ilginç bir protestoya ev sahipliği yaptı. İstanbul ve İzmir'den gelen CHP mağdurları genel merkez önünde toplandı. CHP'li belediye başkanlarını protesto etti. İzmir'deki imar hırsızlıklarını bir şekilde protesto etmek için, ilgi çekmek için bu şekilde giyindik. Belediyenin kapısından abi sanki öcü gelmiş gibi kapılar kapanıyor. İstanbullular Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun yolsuzluk iddialarını ortaya dökmek için gelmişti. Hemen 10 metre ötelerinde ise Dalton kardeşlerin de aralarında bulunduğu İzmirliler Balçova'da arsa mağduru olduklarını haykırıyordu. Kalelerini yıktılar. Bu seçimlerde İzmir'de kalelerini yıktılar. Bizim bu problemimizi Sayın Cumhurbaşkanımız çözebilir. Başka çözemez kimse. Ona yalvarıyoruz. Evet. 30 yaşındaydım. Yaşım 80. Daha ne imarı var ne bize şeyini veriyorlar. Kandırıldık tabii. Evet. Aynı dakikalarda Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla toplantı halindeydi. Partililer yönetime seslerini duyuramayınca pankartlarını genel merkezin önüne bırakıp memleketlerinin yolunu tuttu. Hakkımızı versin. Paraları yok ki. Veremezler. Ve inanmıyorum onların.
Ve bir indirim haberi verelim. Ekranınızda görüyorsunuz zaten, bir indirim daha gelecek. Dolar düştükçe benzinde ve motorinde de ucuzlama devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren uygulanacak fiyatlar bunlar. Benzinde 27,7 kuruş, motorinde de 28,6 kuruş ucuzlayacak. Bu gece yarısından itibaren depolarınızı bu fiyatlardan doldurabilirsiniz. Ucuzun haberini verdikten sonra devam edelim. Ekranların fenomen programında masaya yatırılan ve yıllardır Arap saçına dönen bir hikayeden bahsedeceğiz. Öykünün içinde av tüfeğiyle öldürülen bir baba, ortadan kaybolan anneyle kızı ve cinayet şüphelisi bir enişte var. İşte o enişte bugün Müge Anlı'yla Tatlı Sert programında canlı yayında gözaltına alındı. Verdiğin ifadede torununun diğer damadın tarafından öldürüldüğünü itiraf etmişsin. Yıllar önce ortadan kaybolan bir anneyle kızı, şüpheliler ve yılan hikayesine dönen bir süreç. On yıl önceydi. İstanbul'da yaşayan Meryem Palu çocuklarını alarak Kocaeli'ndeki baba evine döndü. Ve demiş ki kocam bana fuhuş yaptırıyor. Bir süre sonra terk edilen eş çocuklarını görmek için İstanbul'a geldi. Ama genç kadının ailesiyle aralarında tartışma çıktı. Ve Harun Tanhal kavga sırasında kayınpederi tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Bu öldürülen eşinin akrabaları aileyi tehdit etmeye başlamış. Yaklaşık 10 kişi bir binek otomobilin içinde 3 ay yaşamak durumunda kaldı. İddiaya göre Meryem Palu o günlerde ölen eşinin ailesiyle bağlantıya geçiyor ve izini kaybettirmeye çalışan kendi ailesinin yerini bildiriyordu. Enişte Tuncer Ustael durumu fark etti ve yine iddiaya göre tehdit ve baskıyla eşinin ailesini polise şikayet etmesini istedi. İçinde cinayetler var, böbrek hırsızlığı var. Genç kadın ve kızı bir gün ortadan kayboldu. Şüpheler enişte Tuncer Ustael'i gösteriyordu. Evet. Hem küçük kıza ispirto içirerek ölümüne sebebiyet vermekten hem de annesi Meryem'i yerinizi bildiriyor diye ağaca bağladığınızı, dövdüğünüzü. İddialarsa çok korkunçtu. Ya Fırat dedi, bana da balta kürek kazma lazım. Ne yapacaksın dedim balta kürek kazmayı. Çukur açacağız dedi, çukurun içinde ateş yakacağız. Palu ailesi kaybolan kızları ve torunlarını bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Şüphelerin odağındaki isim iddiaları yalanladı. Maalesef ben ona katılmıyorum, inanmıyorum. Sana da baktı mı psikiyatrist? Yalanmış raporları hazırladılar. Suç dosyası kabarıktı. Gasp yağma ne? Yağma, ben senet sözleşme gibi diyeyim. Yine Gülbahar Sadık onların, yine aynı buna benzer cinayet olayları onların da var. Polis işin peşine düştü ve ilerleyen dakikalarda da stüdyoya gelerek şüpheliyi gözaltına aldı. Az önce Tuncer Bey'i polisler gelip aldılar. Çünkü infazı varmış. GBT'sine bakmışlar. Ellerine ne oldu Emineciğim? O atılan şeylerden dolayısıyla elim şeyi oldu. Benim kızım. Şiddet ve işkence söylentileri de zanlı ile ilgili suçlamaları doğrular gibiydi. Küçük kızı biz bunlardan istedik. Bunlar ondan sonra onları da anlatacağım size. Karnına taş bağlıyorlardı. Açlığını hissetmesin diye. Bunlar o kıza eziyet ettiler, zulüm ettiler. Üzülüm bu arada. Ben canlı şahidim. Allah'a can vereceğim. Şimdi bir hırsızlık haberiyle devam edeceğiz. Taksi şoförü Tarık Akçam, bir kadın 3 yolcusu tarafından cebinde ne var ne yoksa alındı, soyuldu. Üstelik hırsızlar onu öyle bir oyaladı ki soyulduğunun farkına vardığında artık çok geçti. İşte bir gecede 3 taksiciyi soyan çetenin ilginç taktiği. Benim üzerimden 400'e yakın bir paramı, telefonumu aldılar gittiler. Taksici aracına müşteri diye aldığı 3 kişi tarafından güpegündüz soyuldu. Üstelik ruhu bile duymadı. Geri geldiğimde şahıslar yoklardı. Tarık Akçam gece boyunca direksiyon sallamış, evine gitmeden önce de son müşterisini almıştı. Saat 8-8.30 civarlarında Esenyurt yönüne giderken Altınşehir Köprüsü'nde gerçekleşti. Tarık Akçam her zaman yaptığı gibi taksisiyle yolcu arıyordu ve 20'li yaşlarında bir genç taksiyi durdurdu. Ardından ileride annesi ve babasını alacağını söyledi. Ancak Tarık Bey onların hırsız çetesi olduğunun farkında değildi. Abi bizi Bakırköy'e götür. Bizim 10 lira paramız var. Ben dedim ki Bakırköy'e 10 liraya gidilmez. Bakırköy buradan en az 35-40 lira para yazar. Köprünün diğer ayağında bana dediler ki o zaman bizi burada bir duralım anlaşalım yaptılar. 20'li yaşlarındaki genç Tarık Bey'in tam da arkasına oturuyordu ve araç sağa çektiğinde onu oyalamak için soluna geldi. Camı açmamı söyledi. Ben camı açtım da burada beni meşgul etti. O sırada gencin babası vitesin önündeki cep telefonunu çaldı. O arada annesi arkadan atladı benim boynuma sarıldı. Üstümü başımı bayağı bir çekiştirdi benim. Param şu iç cebimde.
bu telefonun olduğu yerde buradan paramı çekip alıyorlar. Akşam o karmaşada soyulduğunu anlamadı bile. Ta ki zanlılar parada anlaşamadıklarını öne sürüp uzaklaşana kadar. Benim üzerimden 400'e yakın bir paramı, telefonumu aldılar gittiler. Akşam şikayet için karakola gittikten sonra aynı çeteyi başka bir taksiciyle tartışırken gördü. Kaçmaya başlayınca ben de arkasından bağırdım, telefonunu at, telefonu at diye bağırdım. Yere bir telefon attı, kaçmaya devam etti. Ama o telefonda başka bir taksicinin çıktı. Çete bir günde tam 3 taksiciyi birden soymuştu. Ama hala yakalanamadılar. Endonezya'da Eylül ayından bu yana lav püskürten bir yanardağ var ve o yanardağ tsunami'yi tetikledi. Dev dalgalar kıyıya çıktı, önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti. Felakette 373 kişi hayatını kaybetti. İşte felakete yol açan o yanardağın patladığı anın görüntüsü bugün ajanslardan servis edildi. İşte o görüntü. Dev dalgalar Endonezya kıyılarını yerle bir etti. Tsunami'ye neden olan volkan gökyüzünden böyle görüntülendi. Ana Krakatau Yanardağ 17 Ekim'de lav ve kül püskürtmeye başlamıştı. Bölgedeki volkanik aktivite bir türlü dinmedi. Yanardağ yıkıcı gücünü defalarca gösterdi ama sonuncusu en şiddetlisiydi. Patlamanın etkisiyle deniz dibinde yaşanan heyelan tsunami'yi tetikledi. Sunda Boğazı kıyılarını dev dalgalar vurdu. Bölge bir anda suya gömüldü. Yüzlerce ev yıkıldı. Köyler harabeye döndü. Şu ana kadar 373 kişinin cesedine ulaşıldı. Binlerce kişi de yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve sıra görüntüsüyle öne çıkanlarda. Helal olsun Adem abi valla. Suyun ortasında mahsur kalan köpeği gören çok ama cesaret edip suya girebilen yoktu. Gel oğlum gel. Gel abi ısırmazsın seni. Ta ki bir peyzaj işçisi durumu fark edene kadar. Gel. Tamam. Gel oğlum gel. Sağ ol Allah razı olsun. Dondurucu soğuğa rağmen tereddütsüz suya girdi, köpeği kıyıya çıkardı. Adem abi tebrik ederim seni. İnsanın görevini. Kim olsa aynısını yapardı. Muğla'daysa sahnede temizlik işçileri vardı. Önce etrafı pırıl pırıl yaptılar, sonra aynı sahnede sergiledikleri performansla kulakların pasını sildiler. Bu sıra dışı performansının sahibi ise caz ustası Musa Manzini. Güney Afrikalı müzisyen bu kez geçirdiği beyin ameliyatı sırasında dokundu gitarın tellerine. Bu da uzayda tam 197 gün geçiren astronotun yer çekimiyle yeniden tanıştığı an. Dünyaya ayak bastıktan sonra tek başına dengesini sağlayıp rahatça yürüyebilmesi günlerini aldı. Serbest stil kayakçılar yine nefes kesen bir şova imza attı. İki kayakçı İtalya'daki Selvio geçidini adrenalin dolu bir deneyimle böyle açtı. Emekliler yeni yılı heyecanla bekliyor. Çünkü yeni yıl yeni umutlarla birlikte zam da demek aynı zamanda. Ocak maaşları zamlı yatacak. Peki kim ne kadar zam alacak? İşte rakamlar. Yeni yılı dört gözle bekliyoruz. Ocak ayı gelsin. Emekli maaşlarımızı alalım. Emeklilerin gözü kulağı yeni yılda. Çünkü Ocak ayı tüm emekliler için zam ayı demek.
Peki maaşlar ne kadar artacak? Yani zam oranı ne olacak? Emeklilerin maaşlarını belirleyen oran son 6 aydaki enflasyon kadar oluyor biliyorsunuz. SSK ve Bağkur emeklileri 10.64, memur ve memur emeklileri de 11.14 zam alacak. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 2000 lira maaş alıyorum. Zamla birlikte ne kadar olacak? 2250. Peki bu oranlar maaşlara nasıl yansıyacak? Yani yeni yılda emekliler ne kadar maaş alacaklar? Tek tek hesapladık. Buyurun evet. Efendim. Mesela 1100 lira maaşı olan bir emeklimiz ki en düşük maaşlardan birisi 1227 liraya çıkacak SSK ve Bağkurluysa, memursa 1225 lira 68 kuruşa çıkacak. Tabii rakam yükseldikçe zam da artıyor. Yani 200 küsür liralardan 500 küsür liralara kadar bir zam olmuş olacak. Mesela 4600 lira maaş alan bir SSK'lının maaşı 5089 lira 44 kuruş, bir memurun emeklisinde 5125 lira 57 kuruş olacak. Yaklaşık 600 liralık. Evet, öyle bir fark olacak. Tabii ek ödeme de bunlara ilave edilecek. %4 de ek ödeme var. 2000 lira almış olsak 2200-2250 lira gibi bir zam bekliyoruz yani. İnşallah Ocak ayından sonra da onu alacağız. SSK ve Bağkur emeklileri zamlı maaşlarını yeni yıl girer girmez alacak. Memur emeklileri ise zam farkını Ocak ayı içinde alacak. Memur emeklileri ayın birinde maaş aldıkları için, zam içinde açıklanacağı için zamlı maaş alamayacaklar. Ama daha sonra ay içinde onlara da farklar yatırılacak. Kilo vereyim ama diyet ve spora gerek kalmadan kilolar kendiliğinden gitsin hayalini kuruyorsanız ve son derece sağlıksız yöntemlere başvuruyorsanız dikkat diyeceğiz. Çünkü o yöntemlerden biri bilinçsiz şekilde kullanılan besin tozları. Böbrek yetmezliğine kadar varan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Son örnek Filipinli bir güzellik kraliçesi oldu. Zayıf kalabilmek uğruna böbreklerini kaybetti. Besin tozlarını duydunuz mu, zayıflamayı hızlandıran tozlar? Evet, duydum. Kimyasal olduğunu biliyorum. Besin tozlarını kullandınız mı hiç? Kullandım. Sihirli bir değnek olsaydı ben de zayıflamak isterdim. Yani daha çabuk ve daha kolay yoldan. İtiraf edelim, birçoğumuz şöyle sihirli bir değnek olsa da hemen zayıflasak istiyoruz. Hatta bu zayıflama sürecini hızlandırmak için besin tozları da kullanabiliyoruz. Peki ya size o besin tozlarını kullandıktan sonra böbreklerinizi kaybedebilirsiniz desem? Ha, tehlikeli. Öyle mi? Böbrek yetersizliğine yol açabilir. Zayıflama akınlarına bir yenisi daha eklendi. Kilo vermek isteyenler şimdi de besin tozlarını kullanıyor. Besin tozu besin ekleridir. Mesela protein tozları veyahut karbonhidrat tozları. Besin tozlarının içine güya metabolizmayı hızlandıran veyahut işte idrar söktüren veyahut bağırsakları düzenleyen tozlar da girebilir. Ancak bu ürünler sanıldığı kadar masum değil. Çünkü kaybedilen sadece kilo olmuyor. Besin tozları almak diyalize veyahut böbrek nakli olmanıza sebep olabilir. Kullanan arkadaşım oldu. Karaciğeri iflas etti. Taş yaptı gerçekten de bende. Böbrek taşına mı yolaştı? Evet. Ama bıraktım. Filipin güzeli genç hanımefendi fit görünsün, zayıflasın diye bunun benzeri bir ilaç kullandı. Şu anda ölümle mücadele ediyor. Filipinli güzellik kraliçesi Bea Rose Santiago'da besin tozlarıyla zayıflama akımına uydu. Kilo verdi vermesine ama sağlık sorunları hesapta yoktu. Güzellik kraliçesi bir süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye gittiğinde ise çok geçti. Besin tozları böbreklerine öyle zarar vermişti ki düzenli olarak diyalize girmesi zorunlu hale geldi. Kesinlikle önermiyorum. Çok zararlılar. Peki sağlıklı bir şekilde kilo vermek için ne yapmak gerekiyor? Spor yaparak, yürüyüş yaparak zayıflanabilir bence. Bence insan gırtlağını tutmalı. Her şeyi yemeliyiz ama ölçülü ve onu yediklerimizi de yakmak için egzersiz yapmalıyız. İstanbul'da bugün gün batımında gökyüzünde renklerin dansı vardı. Biz de aktarmadan duramadık. ATV kamera ekibi o anları görüntüledi. İşte böyle. Tam da akşam ezanı saatlerinde kaydetti arkadaşlarımız bu görüntüyü. Gökyüzünde tam bir renk cümbüşü vardı. Sarılar, turuncular, pembeler, tam bir tablo gibi. Öyle değil mi? Biz öyle hissettik ve ekranlarınıza getirmek istedik. Gerçekten de çok güzel bir görüntü. Şimdi bu görüntünün ardından ne olacak diye düşünebilirsiniz. Meteoroloji Uyarma Enstitüsü tüm bölgelerde hava sıcaklığı düşecek bilgisini vermişti. Haritamızda görüyorsunuz, bu gece yarısından itibaren yağışlı bir hava dalgası Trakya üzerinden İstanbul'a geliyor. Salı günü saat gece 3'ten itibaren tahmin bu. Kalın içi renkler aşırı yağışı gösteriyor. Salı günü saat 15 itibariyle yağış biraz etkisini kaybediyor gibi görünüyor. Ama
aslında hava sıcaklığı da düşmeye devam ettiği için aslında kara dönecek mesele Marmara bölgesinde. Çarşamba günü tam da bu tablo yaşanacak. Daha sonrasında kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor. Özellikle yükseklerde 1-2 santim şehir içinde, 3 ila 5 santim de şehrin yükseklerinde, İstanbul'dan bahsediyoruz. Sonrasında hava açacak gibi görünüyor. Şimdilik tahminler bunlar. Evet, hava sıcaklıkları düşecek. Aman dikkat diyelim şimdiden. Tabloyu görüyorsunuz. Önce yağmur gelecek. Daha sonra hava sıcaklığı daha da düşecek. Salı itibariyle artık karın İstanbul'a germesi bekleniyor. Saat gece 3'ten itibaren, salı gece 3'ten itibaren, salı 15'te de etkisi artacak. Daha sonra çarşamba günü etkisini iyice artırması bekleniyor. Ama yağış giderek doğuya kayacak. Yani Batı Karadeniz'de etkisini devam ettirecek diyelim. Ve bugünü de böylelikle noktalamayalım. Reklama gidelim. Ardından kapanış için tekrar karşınızda olacağız burada. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.